Arkadaşlar merhabalar bu videomda kenar ortay konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özelliklerde kaldık yani sayfa numarası 51'deyiz haberiniz olsun. Şimdi özellikleri anlatırken arkadaşlar biraz benzerliği kullanacağız. Ya hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle ya normalde aslında bunu benzerlikte de anlatılabilir de karışıklık olmasın diye şimdi burada anlatıyorum arkadaşlar. Ya bunlar da bilinmesi lazım çünkü çıkıyor karşımıza hani bilinmese bile pardon bilinmesi lazım ezberleyin diye değil. Nereden geldiğini göstereceğim zaten. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin. Ne oluyormuş? Ağırlık merkezinden paralel çizilince AE bölü EC, AD bölü DB o da 2, oluyormuş. Ha, şunun şunun oranı, şunun şunun oranı 2 oluyormuş. E sebep çok basit. Ağırlık merkezi ya burası. Hocam ağırlık merkezi ise ben bunu böyle çizince ne oluyor? Hocam burası kenar orta oldu. E kenar orta oldu. Aynı zamanda burada yukarıdan aşağıya doğru 2K'ya K ya oran var mı? Var. Bak paralellikten dolayı 2'ye 1 oran varsa 2'ye 1 oran vardır. Yani burası 2 A ise burası A'dır. Buradaki paralellikte yine 2'ye 1 varsa yan tarafta da yine 2'ye 1 vardır. Yani burası 2 B ise burası da B olur. Evet ağırlık merkezinde ne oldu? Yukarıdan aşağıya paralel çizilirse yukarıdan aşağıya oranlamalar 2'ye 1 oldu arkadaşlar. Önemli. Kendimiz zaten buna bakarak hocam 2'ye 1 oran vardı zaten orada da 2'ye 1 oran vardı diye söyleyebiliriz. Ha, bazılarınız şey yapıyor hocam 2 bölü 3 2 bölü 3 olmaz mı? Tabi benzerlikte bu şekilde yapmaktansa şu şekilde 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde de yazmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Benzerlikte anlatacağız. Ağırlık merkezinden paralel çizilince şunlar da birbirine eşit oluyor. Hmm. Sebep. Hadi sebebini birlikte bulalım. Ne yapalım? Şu yukarıdan çizmek daha mantıklı. Buradan da çizebilirsiniz. Ama çizdiğiniz zaman şu eşitlik, şurada paralelliği gördük ama şuradakini nasıl yapacağız? İşte o sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar böyle. O yüzden buradan değil de şuradan yapsak daha sağlıklı olur. Şimdi farz edelim şuradan çizdik. Buradan çizdiğimiz zaman ne oldu? Şunlar birbirine eşit oldu. E zaten burada 2'ye 1 yani 2n en oranı olduğunu biliyoruz. E burada temalardan dolayı 2'ye 3 oran var. Yani burası 2x ise burası nedir? 3x'tir. Bunlar da birbirine eşit. Burası da 3x'tir. E hocam burada 2'ye 1 oran var ya burada da 2'ye 1 oran var. 2m oran var. E şurada da arkadaşlar artık baktığımız zaman hocam 2/3 bölü oran var. 2/3 bölü oran olması lazım. Burası da 2x oldu. Gerçekten de 2x 2x Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. Ama yani şunu bilseniz iyi olur arkadaşlar. Bazı çok zor sorularda karşımıza çıkıyor. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu parçalar birbirine eşit. Paralelse. Sonra geldik üçüncü özelliğe. Hocam bak yine ağırlık merkezinden paralel çizmişiz. Burada da 1'e 3 oran vardır. Bunu da ya bulabilirsiniz de çok karışık sorularda sıkıntı yaşanılabiliyor. O yüzden özellik olarak yazmışım. Özelliğin nereden geldiğini ispatlayayım. E, aklınıza gelmezse özellik siz de ispatına yaparsınız. Yine buradan çizdik. 2'ye 1 oran var mı? Yine var. Hocam 2K ise K. Yalnız şurada keşitlere koy. A hocam burada 2 bölü 3 oran var. O zaman burası 2A ise burası ne olacak? 3A. E şunlar birbirine eşit. Burası da 3A. Dikkat et. Burası 2A iken burası 6A oldu. 2A iken 6A oldu. Yani gerçekten de 1'e 3 oran var arkadaşlar. Ya burada tavsiye edilir. Ne tavsiye edilir? Hadi yukarıdaki tamam 2'ye 1 aklımızda kalıyor zaten. Burada ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu parçaların eşit olması bilinse iyi olur. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu kısa parça ise burası 2x'tir. Zaten şuradan da ispatını yapabilirdik aslında. Şöyle de sileyim arkadaşlar. Biz şunu öğrendik ya şimdi. Hocam zaten bak burası 2k iken burası k olduğunu biliyoruz biz ağırlık merkezinden dolayı. E şunu uzatırsam e burası da zaten x'tir. Çünkü niye bunlar birbirine eşitti? E burada 2 bölü 3 oran var. E 2 xe direkt 3x e yazabiliriz arkadaşlar. İspatta gerçekten de tutuyor arkadaşlar. Tamam. Ve geldik 3 1 2 kuralı. Yani bunu ezberlemeseniz de olur. Kendiniz yine kelebek temel orantı benzerliklerinden kendiniz ulaşabilirsiniz sonuca. Nasıl mı? Hocam bunun çizgisi şöyle baktığınız zaman orta taban çizgisi. Bak hem orta taban çizgisi hem de ağırlık merkezi aynı anda varsa Orta tavanın küçüldüğü yerden itibaren başlayarak 3, 1, 2 kuralı vardır. Yani burası 3 x ise burası x'tir. Burası da 2 x'tir arkadaşlar. Bunu bence bilmeyin. Benzerliği öğrendikten sonra daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Zaten bak şimdi bunun orta taban çizgisi olduğunu anlayabiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Kırmızı çizgiler paralel değil mi? Evet. Hocam bu ağırlık merkezi 1'e 2 oran var. A ise 2A, B ise 2B. Şimdi benim şuraya yoğunlaşmam lazım ama. Tamam. O zaman buraya yoğunlaşacaksak burada bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. Aa 1'e 2 olduğundan dolayı şunlar da paralel ya. E şunlar şu paralel ya. Bir o yüzden kelebeği yazdık. 1'e 2. O zaman burası x ise burası 2x'tir. E burası 2x ise ağırlık merkezinden dolayı burası da 4x olmak zorunda. Yani buraya da x kaldı diyebiliriz. Yani kendimiz 3 1 2 kuralını ezberlemeden rahat bir şekilde yine sonuca ulaşabiliriz bence. Hani burada bilmemiz gereken sanki Birinci kolay birincisi zaten akılda kalır ya da akılda kalmasa bile ispatlarız. İkincisi şu paralel çizildiğinde böyle şunlar birbirine eşit oluyor. Üçüncüsü de 1'e e 3 oranı olması yani şu iki şu ikisi önemli diyebiliriz arkadaşlar. Diğerleri de o kadar şey değil. Mesela geldik şuraya. Arkadaşlar burada ne demiş? G, G, hmm, verilmiş. Hocam şu G, G, Y'de verilmiş. Hocam burası X, burası Y, burası Z. A burası Y iken burası nedir? 3Y. 3 katı. Biliyoruz zaten. Hadi oradan yapalım da. E, burası Y, G, e uzunluğu X. GF uzunluğu Y. GD uzunluğu da Z. X artı Y artı Z'yi kaç vermişler arkadaşlar? 7 vermişler. E, bir ağırlık merkezinden paralel çizilmişse 1'e 3 oran vardı. Yani burası 3X. X ise burası 3X. Burası Y ise burası 3Y pardon. Burası Z ise burası da nedir arkadaşlar? Paraleli 3Z'dir diye yazabiliriz. Bizden zaten o isteniyor arkadaşlar. 3X artı 3Y artı 3Z isteniyor. E, kaç katı yapıyor? 21 yapıyor arkadaşlar. Farz edelim unutturuz. Ne yapacaksınız? Ağırlık merkezini kullanacaksınız arkadaşlar. Bakın şimdi kullanalım. Kullanalım. GE'ye X diyelim isterseniz. Sadece GE'ye yoğunlaşalım. Şu ağırlık merkezini kullanalım. Nasıl kullanalım? Hocam şöyle çizsek. Kenar ortaya çizsek. Kenar ortaya çizdiğimizde A burada bir iki oran var hocam. K2K. A şununla şu paralel. A burada da temel orantı var şöyle baktığınız zaman 1'e 3 yani burası 3x oldu. Gördünüz mü? Bunu ispatladık. Şimdi dikkat edin genelleyebiliriz arkadaşlar. Bakın paraleli 3 kat oldu. Şöyle baktığımız zaman. Hocam x ise 3x. Y ise 3y paraleli. Aynı mantıktan dolayı. Biz burası z ise burası da 3z diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Oradan çıktı. Geldik ikinci soruya. Cevap 21 oldu bu arada. Geldik ikinci soruya. Ne yapmışız? ABC üçgeni biçimindeki bir karton DE boyunca kesiliyor. Kesmişiz. Oluşan BDE üçgeninde BE kenarı BC kenarında üzerinde kalacak şekilde sağa doğru itilmiş arkadaşlar. Bakın BE kenarı BC üstünde kalacak şekilde itilmiş arkadaşlar. O zaman ben bunu böyle ittiğim zaman ne oluyor? D'nin hareket yolu hop şöyle gidiyor arkadaşlar. E, bu bu doğrultuda gidiyorsa bu noktada bu doğrultuda gitmek zorunda. Yani şunlar paralel olmak zorunda mı arkadaşlar? Şununla şu birbirine paralel olmak zorunda. Peki buna göre şekil 1'deki BC kaç uzunluğundadır diye soruluyor. Bu arada kaç birim gitmiş arkadaşlar bu? Bu 5 birim ötelendiyse D noktası buraya kadar gelene kadar 5 birim ötelenmiş olmuyor mu? Evet. A çaktırmadan aslında buraya şey demiş. D noktası ABC üçgeninde ağırlık merkeziymiş. Arkadaşlar şu ağırlık merkezine kadar ötelenmiş. Şuradaki uzunluk şuna bunu tabanda kalacak şekilde bu böyle öteleniyorsa bu tabana paralel şekilde gitti ya burası. Paralel olduğunu söylüyor. Ya eski ee, bir özellik sorusunu yeni nesle çevirmişim sadece. Şu paralel uzunluk ne? Buradan 5 birim kayması D'nin D üstüne gelene kadar 5 birim gitmesi anlamına geliyor. Burayı 5 buldum. E burada ne olacak arkadaşlar? Bakın paralellik var. Ağırlık merkezinden paralel çizilmişse 1'e 3 oran yok muydu? Yani direkt cevabı 15 diyebiliriz. Ya da unuttuk mesela. Artık şöyle yapabiliriz. Ağırlık merkezini çizdik. Ağırlık merkezini çizince hocam burası 2K burası K. A 2 bölü 3 oran var burada. O zaman burası da ağırlık merkezinden geçen olduğu için şunlar da birbirine eşit tabii ki. E, ne diyebiliriz burada? 2 bölü 3 şuraya A diyecek olursam burası da A. Yani 2K bölü 3K eşittir. 5 bölü A. 5 bölü A. Şunlar şunlar gitti. E, ee, buradan A ne oldu? 15 bölü 2 eşit oldu. 15 bölü 2 eşit oldu. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2A isteniyor. Çünkü A 2A isteniyor. O da 15. Ya da ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde 1'e 3 oran var deyip direkt tak diye cevabı yazabiliriz arkadaşlar. Ve geldik şuraya. Arkadaşlar şu soru şöyleyken çok güzeldi ama şimdi bu haliyle de çok güzel. Burada ee, sağ olsun şey hocam yanlış olduğunu söyledi. Gerçekten de haklı. Değerler bu şekildeyken yani yanlış oluyor arkadaşlar. Evet, ya, neden yanlış olduğunu söylemeyeyim isterseniz de gerçekten yanlış oluyor. Çünkü şuradaki açı 90 derece çıkıyor. Değerler böyleyken 3 kök gibi üçgen. Burası 90, burası da 90 0 derece oluyor o zaman şuradaki açı arkadaşlar. O yüzden öyle bir sıkıntı var sadece bu soruda. Şeklen hatalı oluyor arkadaşlar. O yüzden şu şekilde yaptım, değiştirdim. 6'ya 3 kök 3. 6 oluyor burası. Burası da 3 kök 3 olacak şekilde. İnşallah bu düzeltmeyle daha hata olmaz arkadaşlar. Şuradakileri de düzelttik. Tamam. Heh böyleyken bu soru ödüllü soru arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. A, bu 3 kök Yine ne yaptık arkadaşlar? 6. Şurası 6. Şurası 6. Düzelti de. 6. Şurası da 3 kök 3 dedik arkadaşlar. 3 kök 3. Şurası da 3 kök 3. Olacak şekilde ee, sorumuz bu şekilde arkadaşlar ve Ali Bey uzunluğu nedir diye soruluyor. Ödüllü soru ne yapıyoruz? Hocam yaptım ya da yapamadım. Bazen sürpriz yapıp yapamayanların arasından da seçiyorum çünkü. Yaptım hocam yapamadım hocam ee, ama büyük ihtimalle yaparsınız gibi geliyor. Ya fasikül veretimiz var. Fasikül vereceğim arkadaşlar ama ne zaman şeyde falan veririm. Ee, ne derler ona? Bir işte <laughs> ekim ayında falan ya da ne bileyim bütün üçgenler bütün konu anlatımları bitince toplu halde de bir çekim yapabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bununla alakalı. Evet neyse ne oluyormuş burası arkadaşlar? 3 köküş burası da 6 iken soru bu şekilde. Haydi dur dur uğraş bakalım. Bir 5-10 dakika uğraş genç. Geldik şimdi ben çözüme başlıyorum. Evet bu arada size güveniyorum. Gerçekten güveniyorum. E, çünkü yalan yanlış yazmıyor benim öğrencilerim. Neden söyle? Yanlış yazısı gelmiyor öğrencilerim böyle. Hani yaptıysam yaptım yazıyor. Yapamadıysam yapamadım yazıyor. O konuda sizlere de gerçekten çok güveniyorum. Ya dünya e, devir bu haldeyken hocam nasıl güveniyorsunuz? Ya böyle şey. Zaten arkadaşlar e, hak etmeyene gitmez zaten. Hiç merak etmeyin. Tamam. Hadi bakalım. 3 kök 3. Arkadaşlar bu bir kareymiş. 6 ise 6 6 6'yı yazdık. 3 kök ise dikdörtgenden dolayı burası 3 kök 3 yazdık. E hocam ben burada ağırlık merkezini kullanmam lazım. Özel bir durum verilmiş mi diye bakmak lazım. Böyle düşüneceksiniz çünkü. Özel bir durum. Aa hocam bu bir kare ya. Aha şununla şu birbirine paralel. Vav. Madem bu paralel ağırlık merkezinde. Burası 6 ise burası ne olacaktır? 18 olacaktır arkadaşlar. Değil mi? Evet 6 ise 18. Aa bir işime yarıyor mu? Yaramıyor. 3 köküçü kullanamıyorum. 3 köküçü kullanacak şekilde bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Aa hocam şunu şöyle uzatırsam. Ağırlık merkezinden şöyle paralel çizildiğinde paralelse. Şu 6 ise burası da 6 değil miydi? Evet bak dik üçgen çıktı karşıma. Burası 90 derece. Aa hocam Pisagor bağıntısı yapacak olursam şurada. Pisagor bağıntısını yapalım arkadaşlar. Pisagor bağıntısından dolayı 36'tan 27 çıktı. 9 yani buraya kök 9 yani 3 kaldı. Aa güzel bir şey çıktı aslında. Ne çıktı arkadaşlar burada? E, ee, 90'ın karşısı 6 ise hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. Burası kaç olur o zaman? 60. Hocam şununla şu paralel ya. O zaman burada kaç da 60. Dur. Benden ne isteniyor? AB. Şurayı yoğunlaşacağım. E hocam 60'ı buldum. Şu 60'ı nasıl kullanabilirim? Şuradan bir dik çizerek. Hemen bak verilen her bilgiyi kullanın diyoruz. Bulduğunuz bilgiyi de kullanın. 60'ı kullanmak için ne yapman lazım? Dik çizmen lazım. Yani 60'ın mantığını kullanmak lazım. E hocam diki çizdim. Aa burada bir dikdörtgen oluştu. Şuradaki dikdörtgenden dolayı bak burası 6 ise burası 6 mı? 6. Hocam 60'ın karşısı 6 ise burası kaç oldu? 30. 30'un karşısı kaç olacaktır? 6'nın 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte de kök 3'e bölünmüş hali. 6 bölü kök yapar. Kök 3 çarparsak 6 kök 3 bölü 3 yaptı. Yani cevabımız 2 kök 3. Hatta burası 2 kök 3 yaptı. 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı da 4 kök 3 yaptı. Hocam şuraya bakar mısın? Bak şurası paraleldi. Şu paralellikte ne oluyordu? Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran oluyor değil mi? Hocam 2'ye 1. Burada da 2'ye 1 oran olmayacak mı? Yani burası 4 kök ise o zaman burası 8 kök 3 oldu. E burası 8 kök 3 4 kök ise Ali Bey uzunluğu da kaç yapıyor o zaman? 8 kök 3 artı 4 kök 3 oluyor arkadaşlar. Evet cevabımız 8 kök 3 artı 4 kök 12 kök bulan arkadaşları tebrik ediyoruz. Ve arkadaşlarınızın arasından bir ya da iki kişi seçip ona göre bir şey vereceğiz arkadaşlar. Fasikül vereceğiz haberiniz olsun. Tamam mı gençler? Güzel bir soru. Hoş bir soru. İnşallah bu sefer yanlış değildir. Yanlışsa da beni uyarın. Hocam şundan 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 dolayı yanlış. Valla bu soruyu geçen sene de değiştirmiştim. Bu sene de değiştiriyorum. Bu soruyu seneye iptal edeceğim herhalde. Bir daha yanlış çıkarsa. Ama bu haliyle yanlış değil diye gördüm yani fark ettim. Neyse cevap bu. Arkadaşlar ve geldik son soruya. A hocam 3-1-2 kuralı var. Ya gerek yok. Boş ver takma kafana. Bak şimdi ağırlık merkezi ağırlık. ya yani kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. Bak sınavda da çıkmıştı var. Dikkat edin. Hocam burası ağırlık merkezi. A 90'dan çizilen e, bu ağırlık merkezi 90 derecede var. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olmak zorunda. Hocam ne çıktı burada? 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem. Yani bunun da tamamı eşit oldu. Tamam. Aklımızda bulunsun. Şurası eşit. Şimdi şurası 12 vermiş bana. Hocam ben bu 12'yi kullanmalıyım bir kere. Bir kere bir de ne var? Eşit ve eşit. Hem orta taban hem de e, kenar ortaylıkları aynı onda varsa 3-1-2 kuralı vardır. Evet 3-1-2 yazabilirsiniz. Ya da ben oradan yapmayacağım zaten. Bakın bu ne çizgisi arkadaşlar baktığımız zaman orta taban çizgisi. Peki bu orta taban çizgisini kullanmam lazım. Hocam şunun da şu birbirine paralel mi? Paralel. Bak şuradaki üçgende bir orta taban var. Niye? Hem bunlar paralel hem de bir, e, şunlar birbirine eşit. 12 ise burası kaç yaptı? 24. Aa hocam burası da 24. Aa hocam burası da 12 yaptı o zaman. Şuradaki orta tabandan dolayı değil mi arkadaşlar? Evet. Sonra ne var burada arkadaşlar? Burada bir muhteşem üçlü var mı? Var. Bu arada Şurada da bir muhteşem şu var. 90 eşit eşit eşit. Burası da 12 olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam bu ort taban çizgisi. Şu ort taban çizgisi. Burası 12 ise burası da 12 olacak. Aa, bak olay bitti. Şurası da 12 olacak. Ki zaten muhteşem üstten de yazabilirdiniz. Hocam 24 24 ise tamamı 24. Ee, o yüzden 24 olduğu için şunlar eşit olduğu için bunlar da eşit olacak. 12 12 olacak. Peki ne kaldı? Şuradaki oranlama kaldı arkadaşlar. Bizden kaleye uzunluğu isteniliyor. E Arkadaş şuraya baktığın zaman da burada bir kelebek var mı? Var. Kelebekte oran kaça kaç arkadaşlar? 2'ye 1'e 2. Yani burası x ise burası nedir? 2x. Toplamda 3x eşittir 12 mi? Bakın şuraya 2x yazdım. 3x eşittir 12 mi? Evet. 3x eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Bizden de kaleye uzunluğu isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 4 çıktı arkadaşlar. Ve gençler böylelikle bu işi bu haliyle bitirmiş olduk. Herhalde daha soru kalmadı herhalde değil mi? Evet kenar ortay konusunda bitirmiş olduk. Lütfen kenar ortaydan hemen kitaptaki soruları çözün. Ve e, sorularda lütfen muhteşem üçlü ve orta bana dikkat edin. Benzerlik vari sorular belki kenar ortay konusunda karşılaşmazsınız ama ben yine de bu özellikleri burada vermek istedim. Aa, çünkü benzerlikte verirsem orada benzerlik bayağı bir kalabalık olacaktı. O yüzden ben genelde ağırlık merkezinde veriyorum. Zaten bu temel arantı olayını çoğunluğumuz hepimiz biliyoruz. Temel ve kelebek olayını bildiğimiz için ya yani biraz biraz biliyoruz. Detaylısını zaten bundan sonraki konuda kenar ortay konusundan sonra galiba ne var? Eşlik benzerlik var galiba. Evet. Zaten bu konuda göreceğiz arkadaşlar. Evet gençler. Böylelikle biz bu işi halletmiş olduk. Kenar ortayı da halletmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda eşlik konusunda, üçgende eşlik konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.